Sivas Ekspres ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 3 Haziran 2024. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak ve vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla yüksek hızlı, ana hat, bölgesel ve şehir içi olmak üzere tüm trenlerde gerekli tedbirlerin alındığını belirterek ek seferler konulacağını ifade etti. Sulama sezonunun başladığı Sivas'ta 839.310 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım, ülke ekonomisine 6 milyon 300 bin lira katkı sağlanacak. Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mobil uygulamasının kullanımı, kurbanlık hayvanların yaşları ve yaş tayini konularında bilgiler verdi. Güvenilir ve sağlıklı kurbanlık hayvan satın alınabilmesi için bakanlığın teknolojiyi ön plana çıkardığını ifade eden Yıldız, bu kapsamda TürkVet'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi için bakanlığımız tarafından Tarım Cebim'de mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma sunulmuş olup söz konusu uygulama ile kurbanlık hayvanınızın sağlık durumu, ırkı aşıları ve diğer tüm bilgileri sorgulanabilmektedir dedi. Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarının artmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü'nden 5 tavuğu ve kınalı keklik talebinde bulundu. Sivas'ta 4 katlı apartmanın 1. katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mutfaktan alev ve dumanların yükseldiğini gören daire sahipleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın çıkan mutfağa camdan içeriye girerek yangına müdahale etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.